Oğlum adam bir günde hem kardeşini hem anasını kaybetti. Ben konuşurum, tamam mı? Çok şey yapmayın. Tamam. Tamam. Geliyor komik. Komutanım. Akşam üzeri uçak var. Bilet de bulduk. Gerek yok. Arabayla çok zor olur komutanım. Ercan, çekil önünden. Komutanım, karayolu çok riskli. Risk mi? Sen bana neyin riskinden bahsediyorsun Ercan Başçavuş'um? Ha? Ben aynı gün hem kardeşimi hem annemi kaybettim. Neyin riski? Ne anlatıyorsun sen? Hadi bak işine. Tamam, ben kullanacağım o zaman. Ercan yeter. Komutanım ben bırak. Komutanım. Araç kullanamazsınız. Biz de sizinle geliyoruz, yalnız gidemezsiniz. Aksini istiyorsanız silahınızı çekebilirsiniz. Oğlum hadi çekilin. Komutanım. Ya kurbanın olayım etme komutanım. Zaten gülle düştü tepemize. Bak yiyecek laf bulamıyor. Bir de sen etme komutanım. Ver anahtarı. Haydi komutanım. Tamam. Tamam. Hadi. Geç oğlum, geç. Karanlık yüzbaşıyı hiç böyle görmemiştim. Yolun iki yanındaki dağlara bakıyor gözlerini hiç kırpmadan. Tek damla gözyaşı dökmedi. Sadece dağlara bakıyordu. Sanki yolumuzu kesseler, önümüze çıksalar mutlu olacak. Bunu onlarla savaşmak için fırsat görecek. Gözünde tek damla yaş yok. Ama biliyorum ki şimdi karanlık yüzbaşının göğsünün içinde bir bomba var. Ve o bombanın fitili çoktan ateşlendi. Ne zaman patlayacağınıysa ancak Allah bilir. El-Fatiha. Paşanız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun paşam. Allah size uzun ömür versin. Yüzbaşım. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun komutanım. Yüzbaşım. Bir gelirseniz şöyle.
Karanlık. Evladım, acını, şokunu anlıyorum. Ama kardeşinin ölümünde senin suçun yok. Tuncay Üsteğmen mayına da basabilirdi, bu suya da düşürülebilirdi. Bize kahpe bir tuzak kurdular evladım. Canımızı yaktılar, bizi çok üzdüler. Tamam. Ama tetiği ben çektim komutanım. Kardeşimin göğsüne saplanan mermiyi ben ateşledim. Bunu kafamdan silemiyorum. Silemem. Biliyorum evladım, biliyorum. Yerimi, zamanımı nasıl söylenir onu bilmiyorum evladım ama... Görevin ve üniforman seni bekliyor. Allah da biliyor ya, sana çok ihtiyacımız var. Ben yapamam komutan. Kafamda, içimde bu ağırlık varken ben yapamam. Sen gene de benim söylediklerimi bir düşün yüzbaşım. Tamam mı? Allah sabırlar versin. Sen buradan ayrılmasın. Bu aslan parçalarına gitmeye hiç niyet yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum dedi. Hiçbir şey bilmiyorum. Bak evladım, sana teselli olsun diye söylemiyorum ama kardeşim... Ben bunları artık konuşmak istemiyorum dedi. Allah razı versin, iyi geceler. Tamam. Komutan. Başın sağ olsun Batur. Sağ olun komutan. Çok üzüldüm. Tuncay'ı ben de tanırdım ve...
Karanlık hiç sırası değil biliyorum. Ama başlamamız gerekiyor biliyorsun. Özel yasayla kurulmuş bir birlik söz konusu Ankara'da, tüm gözler üstümüzde. Komutanlık sürekli rapor alıyor. Senin de personelden dosyan onay aldı ve... Komutanım. Ben devam edemem. Allah kahretsin ki ben kendi kardeşimi öldürdüm. Ve herkes hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sen kardeşini öldürmedin Karanlık. Tuncay Steymen şehit edildi. Bunlar farklı şeyler. Özür dilerim komutanım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama ben daha fazla konuşamayacağım. İyi geceler. Batur. Çomasa bir göz at. Sadece bak, tamam mı? Sadece bir göz at. Tekrar başın sağ olsun yüzbaşım. Hepimiz ağabey. Karanlık yüzbaşı sabaha kadar ağladı. Evet. Ama onun ağladığını yine kimse görmedi. Kendi evi, baba ocağı o gece ilk kez bu kadar soğuktu. Karanlık yüzbaşı ise hayatında ilk kez bu kadar çaresiz, bu kadar yorgun ve bu kadar karanlıktaydı. O gece batabileceği kadar dibe battı. Tıpkı deniz dibinden atıyla çıkmak için bekleyen kıyamet süvarisi gibi. En derine düşen oydu ama en yükseğe o çıkacaktı. Yüzbaşı Batur Karanlık. Yüzbaşının olmaması büyük kayıp, Toprak. Kesinlikle komutanım. Ve bu durum elimiz kolumuzu bağlıyor biraz. Haklısın. Hayır, eskiden olsa bir iki tatlı sert söz söylerdik. Hadi bakalım göreve marş marş derdik. Meseleyi çözerdik ama şimdi hal böyle olunca tabii. Tabii. Elimiz kolumuz bağlandı. Buyur. Behram Sabo. Alçağın önde gideni. Yani Omris, nasıl böyle edepsiz olabiliyorlar? Şeytanın bile aklına gelmeyecek kahpelikleri yapabiliyorlar. Açıkçası ben daha kötüsünden endişeleniyorum komutanım.
Neymiş? Eğer Batur Karanlık özellikle seçilmiş, özellikle hedef gösterilmişse... bunun Türk dünyası acil müdahale timiyle ilgisi olabilir. Eğer öyleyse son saldırı olmayacaktır. Söylediğim mümkün olabilir. Doğrudur. Ama şimdi daha acil vazifelerimiz var. Homs. Komutanlığa Oğuz timinin yemin töreninin bugün olduğunu raporladık. Ama hala elimizde bir tim komutanı yok. Zaten artık yapacak bir şey de yok. Tufan Yüzbaşı'yı timin komutan olarak atayacağız, onunla da devam edeceğiz. Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Komutanım, eğer biz... Albay! Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsiniz. Gidiyor musun evladım? Evet dede. Nereye? Böyle çıkacağım, hava alacağım biraz. Daraldım, duramıyorum burada. Ha, biliyor musun? Senin koltuğunu bıraktığı dosyayı okudum. O dosyayı ilgilisinden başka hiç kimse okuyamaz dede, hiç kimse. Biliyorum evladım, biliyorum. Hadi biraz otur ha. Dede benim halim yok, bir çıkayım hadi. Oğlum, hatırım için. Hadi biraz otur. Hem merak ettim. Akşama kadar ne biliyorsam hepsini unuturum. Hafızam eskisi gibi değil. Ama bazı şeyleri hatırlıyorum. Mesela Kırım Ak Mescid'de Türkçe çıkan bir gazeteyi basıp yakıp iki kişiyi öldürmüşler. Gagavuz Türklerinden bir öğretmeni kaçırıp işkence yaptıktan sonra öldürmüşler. Yakutistan'da Türkleri zoraki göçe tabi tutup yerlerine Rusları yerleştiriyorlarmış. Dede. Kerkük'te nüfus ve tapu kayıtlarını siliyorlarmış. Türkmenistan'ın güney tarafını karıştırabilmek için üç farklı istihbarat teşkilatını alana çıkartmışlar. Dede. Daha Uygur Türklerinden, Kırgızlardan, Batı Trakya'dan bahsetmiyorum bile. Dede yeter. Yetmez evladım, yetmez. Yüzyıllardır Hunyar Kartal ilk defa pençelerini çıkarıyor. Ve yıllardır uyuyan kurt ilk defa dişlerini gösteriyor. Ve bunu benim torunum, evladım, üç yıldızlı yüzbaşı Batur Karanlık da yapıyor. Sen bu görevi reddediyorsun. Dede, yeter. Bak, bak evladım. Eğer senin kadar genç olsaydım ve senin kadar şanslı olsaydım, bu görevi yerine getirebilmek için canımı seve seve verirdim. Ve bu onur benim yedi kuşak torunuma da yeterdi. Tuncay'ı ben öldürdüm dede. Kardeşimi ben vurdum. Ha? Ne? Hayatımın en alçakça tuzağına düştüm. Hedef aldığım terörist yerine kardeşimi diktiler, ben de çekip vurdum! Buradan. Buradan vurdum. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.